Şimdi tabii savaştan bu yana, yaklaşık 3 yıldır devam eden savaştan bu yana pek çok görüntü geldi. En son Ağustos ayında, az önce de söyledik, Ağustos ayında kimyasal silahla katledilen çocukların görüntüleri de vardı. Yani Esad'ın aslında bir bu konuda bir savaş suçlusu olduğu, orada büyük katliamlara imza attığını anlatmak için dünkü görüntülere de aslında ihtiyaç yok. Pek çok görüntü vardı. Ama herhalde dünküler artık bardağa taşıran son damla olur diye düşünüyoruz. En azından uluslararası camianın dikkatlerini celbetmesi açısından ne dersiniz? Umarız öyle olur, ancak sizin de işaret ettiğiniz gibi daha önceki örnekler maalesef bu sonucu doğurmadı. Şimdi burada şöyle bir umut var. Bu fotoğraflar yayınlanmadan evvel çok dikkatli bir süreç izlenmiş. Yani fotoğraflar önce, daha önce yine böyle insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarıyla ilgili uluslararası mahkemelerde savcılık yapmış saygın hukukçulara, isimlere inceletilmiş. Teknik olarak inceletilmiş, yine dünyaca muteber kabul edilen bazı laboratuvarlarda. Yani yarın Suriye ile ilgili, Suriye'de işlenen insanlık suçlarıyla ilgili bir uluslararası mahkeme kurulduğunda oraya delil olarak sunulabilecek bir kıvama getirilmiş, raporlatılmış ve ondan sonra kamuoyunun önüne ve takdirine sunuldu. Bu tabii fotoğraflarla ortaya çıkan dediğinin güçlü tarafını oluşturuyor. Yani kimyasal saldırının ardından yaşadığımıza benzer tartışmaların büyük bir bölümü bu fotoğraflar ortaya çıkmadan evvel halledilmiş. O bakımdan güçlü deliller. Şimdi burada tabii yalnız yani çok kirlenmiş bir savaşla gerçekten karşı karşıyayız. Ve savaşa taraf olan aktörlerin gözlerini hiçbir şey görmüyor. Mesela İran'dan gelen ilk açıklamalara bakıldığında, İran'da ne konuşuluyor diye bakıldığında, İran çünkü çok önemli, Suriye'de Beşar Esed rejimini ayakta tutan temel aktörün biz İran olduğunu biliyoruz. Hem Hizbullah'ı Irak'tan giden Şii milisleri teşvik etmesiyle hem de doğrudan kendisine bağlı askeri unsurlarla Suriye'de bulunuyor, Suriye rejimini finanse ediyor. Dolayısıyla rejimi ayakta tutan ana aktör İran. İran'a baktığımızda hemen ilk böyle yapılan açıklamalarda bu fotoğrafların işte Cenevre'den önce ortaya çıkışının manidar olduğunu söylüyorlar ve hafife alıyorlar, uydurma olduğunu iddia ediyorlar. Tabii bu tavır Rusya'ya da yansırsa maalesef biz kimyasal silah tartışmasındakine benzer bir yere doğru tekrar sürükleniriz. Ümit ederiz bu olmaz. Bu noktada ben özellikle Moskova'nın tavrının etkili olacağını düşünüyorum. Ancak sanki Moskova'ya bir sus payı vermek niyetiyle çok yakın bir zamanda Suriye sahillerindeki petrol yasakları için Beşar Esed rejimi bir petrol anlaşması imzaladı. O yüzden ümit ederiz benzeri karelerin tekrarlanmayacağı bir uluslararası kamuoyu karşımıza çıkardı fotoğrafların yayınlanmasından sonra. Ancak daha önceki örnekler ve aktörlerin şimdiden belirginleşmeye başlayan tavırlarına bakıldığında bunu da dünyanın unutması, bunu da dünyanın göz ardı etmesi için elden gelen şeyi yapacaklarmış gibi gözüküyor. Tabii şöyle bir denklem var karşımızda. Şimdi Cenevre 2 konuşuluyor. Cenevre 2'de büyük güçler arasında bir zımni konsensüs var. O da şuydu, muhaliflerle rejim arasındaki çatışmalarda bir ateşkesin sağlanması isteniyordu, umuluyordu. Onun ardından da El-Kaide'ye karşı bir ortak cephenin oluşturulması isteniyordu. Şimdi bu Beşar Esed rejiminin işlediği insan hakları suçlarından, savaş suçlarından dolayı rejimi kınayanlar bile içlerinden şunu söylüyorlardı. Rejimin ana omurgasının ayakta kalması lazım. Aksi takdirde Kaide'ye karşı başka bir güç savaşamaz. Şimdi bu denklemi ve bu düşünce biçimini değiştirmeleri gerekiyor. En azından basınların. Fakat bu ne kadar güçlü biçimde gerçekleşecek, ne olacak, bunların hepsini göreceğiz. Ben bir ihtimal doğrudan işte Beşar Esed ismi üzerinde bunun yoğunlaşabileceğini düşünüyorum.
Yani rejimin ana omurgasını gözden çıkarmama noktasında bir uzlaşma var Rusya ve Batı arasında. Fakat Beşar Esed ismi üzerinde bu aynı netlik söz konusu değil. Beşar Esed'in kalmasını daha çok İran istiyor ve destekliyor. Eğer Rusya bu fotoğrafların ortaya çıkardığı uluslararası kamuoyu ve uluslararası iklimin baskısı altında bir adım atarsa belki o zaman biz Cenevre'deki bu mevcut denklemde bir değişme görebiliriz. Fakat şunun altını çizmemiz lazım. Suriye'de savaşın her tarafı kirlendi. Yani Kaide'nin yaptığı çok feci insanlık dışı suçlar da var. O yüzden Suriye'de kim tarafından işlenmiş olursa olsun, nasıl işlenmiş olursa olsun tüm insanlık suçlarına karşı vaziyet almak lazım. Ve bunun bir uluslararası mahkemede Suriye'deki bu suçların görüleceği bir uluslararası mahkemenin kurulması için çözüm bir parçası olarak da bunu dünya kamuoyunun gündemine getirmek gerekiyor. Evet. Hocam El-Kaide'den bahsettiniz. Bu aralar aslında biraz da bu konu konuşuluyor. Bir IŞİD diye bir örgüt var. Evet. El-Kaide'den ayrılıp bir başka fraksiyon olarak ortaya çıktı. İşte bunu Esad'ın da kurduğu söyleniyor. Sürekli oradan vahşet görüntüleri geliyor. Bu ÖSO'ya mal edilmeye çalışılan görüntüler var. Yani açıkçası bilmiyorum katılır mısınız ama bu biraz ÖSO'ya da haksızlık oluyor. Çünkü bu vahşet görüntülerinin El-Kaide ve ondan ayrılarak onun bir uzantısı gibi çalışan IŞİD tarafından yapıldığı ortada. Evet. Hatta savaştan daha çok insanları yakalayıp işte boğazlarını kesmek, kafalarına sıkmak suretiyle infazla meşgul bir örgüt gibi görünüyor bunlar. Şimdi tam da bu noktada ÖSO'nun bile El-Kaide ile savaştığını görüyoruz. Hemen sınırımızın dibinde IŞİD ile savaş görüntüleri geliyor. Peki Özgür Suriye Ordusu'nun bu elini zayıflatıyor mu? Bu örgütler yarın bir gün bağımsız bir Suriye söz konusu olursa nasıl bir stratejiyle ortadan kaldırılacak? Kesinlikle zayıflatıyorlar ve yani şu anda Suriye'de bir değişimin olmamasının en temel sebeplerinden bir tanesi de bu örgütler. Çünkü şöyle bir paradoks yaşandı Suriye'de. Batılı devletler Suriye muhalefetine vaat ettikleri desteği vermediler. Bu destek gelmedikçe sahadaki radikal unsurlar kuvvetlenmeye başladı. Çünkü dünyadan destek alamayan muhalifler rejime karşı savaşmak üzere gelen unsurları yanlarında barındırdılar. Bir savaş devam ediyordu, cephede insana ihtiyaç vardı vesaire. Paradoksal bir biçimde Batılılar tam da bu radikal unsurları gerekçe göstererek yardımları daha da ertelemeye başladılar. Yardımlar ertelendikçe radikalleşme arttı. Savaş uzadıkça diye bu makul muhalefetin safında bulunan insanlar arasında da bir ciddi radikalleşme yaşandı ve bu noktaya geldik. Şimdi El-Kaide Özgür Suriye Ordusu'na, Suriye'deki diğer tüm makul muhalefet unsurlarına karşı bir tehdit oluşturuyor. Çünkü temelde Esad da bunları rejimden çok çok fazla da ayırmadığını görüyoruz. Burada tabii hassas nokta şu, Kaide'nin Suriye'de yuvalandığı zaman yapacakları 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Şimdi bugün savaşın en zor aşamasında Özgür Suriye Ordusu dağıldıktan sonra ortaya çıkan gruplar Kaide'ye karşı tavır alabildiler, bir cephe oluşturabildiler. Eğer bu görüntü bir yıl önce verilebilseydi o zaman biz Suriye içindeki dengelerin de uluslararası kamuoyunun Suriye'deki iç savaşa bakışının da daha da farklılaştığını görebilirdik. Yani dünya Suriye'ye baktığında El-Kaide'nin nüfuz ettiği bir muhalefet değil de ayrışmış, Kaide'ye karşı da çatışmayı göze almış bir Suriye muhalefeti görebilseydi, o zaman bu muhalefet dünyadan hem kamuoyu desteği anlamında hem de maddi destek anlamında daha çok destek görürdü, daha çok karşılık bulabilirdi. İşte Beşar Esed'in ilk günden itibaren bir korku stratejisi izlediğini biliyoruz. Batı'nın ve dünyanın korkularını oynayarak kendi iktidarını ayakta tutmaya çalışıyor. O yüzden IŞİD'in varlığı, Kaide bağlantılı unsurların Suriye'de işlemiş oldukları cinayetler, bütün bunların hepsini kendisini ehvenişer olarak gösterebilmek için kullanıyor. En son kimyasal katliamdan da temelde bu mantıkla sıyrıldı ve şu anda söylediği de
bu organize gruplara karşı savaşabilecek ciddi tek organize güç Suriye'de benim. Muhalefet Kaide ile mücadele edemez. Bu mücadelede başarısız olur. Bu mücadelenin gerçekleşebilmesi için profesyonel bir istihbarat teşkilatına ve yine köklü profesyonel bir orduya ihtiyaç var. Bunlar zaten benim düşmanlarım. Eğer Batı benim buradaki iktidarımı dokunmazsa, Batı ve Doğu diyelim, yani hem Rusya'yı da işin içerisine katarak, o zaman ben herkese tehdit oluşturan bu unsurlara karşı çatışacağım. Tabii sadece Beşar Esed'de değil, dünya kamuoyu önünde meşruiyet kazanmaya çalışan her aktör namlusunu Kaide bağlantılı gruplara doğrultuyor ve onlar üzerinden kendini dünyaya takdime çalışıyor. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin de aynı şeyi yaptığını biz görüyoruz. Suriye'nin kuzeyinde ilan ettiği özelliği dünyaya tescil ettirmek için propaganda yaparken sürekli olarak El-Kaide ile çatıştığını söyledi. Bunu gerekçe olarak gösterdi. O yüzden bu oyun haydi zamandır oynanıyor Suriye'de. İnsanlığın oynanan oyunu görmek için yüzüne vurulan utanç fotoğraflarıyla şu anda karşı karşıyayız. Bunun dünya kamuoyunda bir dalgalanma yaratacağını tahmin edebiliriz. Ancak bu dalgalanmanın sonuçlar doğurup doğurmayacağından maalesef şu aşamada çok da emin değiliz. Çünkü daha önceki örnekler bunun aksinin de olabileceğini bize gösterdi. Umarız Suriye'de devam eden bu kirli savaşı tamamen durduracak bir ateşkes önce aşamasına geçirecek. Onun ardından da bu savaşın yaralarının yavaş yavaş da olsa sarılmaya başladığını bize gösterecek bir süreç için, böyle bir sürecin başlangıcı için bir kırılma yaratır. Dünya kamuoyunda oluşturduğu infial, bu infialin yaratacağı enerji böylesine bir ilk adım için bir vesile olur diyelim. Gerçekten çok çok üzgünüz. Yani şu görüntüler Suriye'de bir Ruanda'nın yaşandığını söylüyor bize. Yani burada yaşananlar öyle bir yakın dönemde gördüğümüz herhangi bir çatışmaya benzemiyor. Çok büyük bir nefret var birikmiş olan. Ancak çok büyük bir nefret değişenebilecek olan suçlar bunlar.